13 yıldır iktidardalar. Seçim yarışı ıskasandı, gözler vaatlerdi. Seçimin kaderini ise gençler, emekliler ama en çok da asgari ücretli çalışanlar belirleyecek. Bu nedenle partiler 5 milyon asgari ücretliyi ikna etmek için olağanüstü çaba sarf ediyor. Asgari ücret artışı muhalefet partilerinin şimdiden en önemli vaadi oldu. 949 lira, 1400, 1500, 1800 lira vaat ediliyor. İster misiniz artsın böyle? İsteriz tabii abi. Kim istemez ya? Asgari ücretli biraz daha farklı bir maaşa kavuşursa biz de mutlu oluruz. Asgari ücretlerin sıkıntıları olduğunu kabul ediyorum. Doğru. Asgari ücret her üç muhalefet partisinin de seçim beyannamesine girdi. 5 milyon asgari ücretliyi ikna turunda ilk adım ana muhalefet partisinden geldi. CHP lideri en düşük maaş 1500 Türk lirası olacak dedi. HDP o rakamın 1800 Türk lirası olacağını açıkladı. MHP ise işçiye asgari ücret 1400 liraya çıkacak müjdesini verdi. Asgari ücreti 949 değil 1500 lira yapacağız. Asgari ücret net 1400 liraya çıkaracağız. Peki asgari ücret 949 liradan 1400-1500 lira seviyesine nasıl çıkacak? En düşük ücret Temmuz ayı başında zaten otomatik olarak 1000 lira olacak. Muhalefet partileri vergileri kaldırarak işçinin cebine girecek rakamı artırmayı planlıyor. Şu an asgari ücretliden 252 lira 43 kuruş vergi kesiliyor. İşverenin cebinden çıkan bu para doğrudan devletin kasasına giriyor. CHP, MHP ve HDP işte patronun ödediği ama işçiye yansımayan o 252 liranın doğrudan işçiye ödenmesini istiyor. Mühim olan asgari ücretlinin bu telaffuz edilen işte 1400-1500'lerin cebine girmesi. Bunu vergiyi azaltarak da sağlayabilirsiniz. Ya da başka yöntemler. Başka yöntemlerle, çünkü bu rakam artık duyuldu, oturdu. İşverene ekstra bir külfet getirmeyen vergi kesintisi vaadine AKP tepkili. İktidar partisinden her fırsatta kaynak nerede eleştirisi yükseliyor. Oysa AKP geçmişte seçmenlere asgari ücretliden vergi alınmayacak sözünü vermişti. Ancak o vaat 2011 seçimlerinde iktidar olunca unutuldu. AKP sadece 4 çocuk sahibi asgari ücretliden vergi almadı. İktidar partisi bugün de benzer bir yola başvuruyor. AKP eğer 2015 seçimlerinden iktidar çıkarsa asgari ücretliden vergi almaya devam edecek. AKP iktidarında sadece 3 çocuklu asgari ücretliden vergi kesilmeyecek.